Günaydıncım geldi. Hoş geldin kızım. Kaynanan seni sevecek. Bak kahveler de hazır. Hoş buldum Günaydın. Hoş geldin Ceylan. Hoş buldum. Hadi gir içeri. Yok yok, ben hiç girmeyeyim. Biz çıkacağız zaten. Tamam. Hadi hazır mısın? Ne konu bakımından? Doğan, biz bugün ne yapıyoruz normalde? Bir ipucu versen, ben hatırlayamadım. Tamam Doğan, biz her pazar 4 haftadır hani sinemaya gidiyoruz. Çıkışta yemek yiyoruz ya. Tamam, sana biraz artık rutin gibi geliyor sanırım ama yani seviyorsundur diye sen de ben de şey ettim. Ben bugünün pazar olduğunu unuttum. Bir şaşırdım bir an. Kız, kanalı yapılacak. Ne güzel olmuşsun sen öyle. Ne yapacaksın, sevgilinle pazar gezmesine mi çıkacaksın sen? Helal Melike. Evet, biz de tam plan yapıyorduk. Aman, ne planı yapacaksınız canım? İşte bir AVM'ye gideceksiniz, sinemaya. Ondan sonra aynı katta böyle yağlı tuzlu bir yemek. Üstüne bir kahve içersiniz. Sonra eve gelirsiniz. Saat 9 olmuş, çık yatağa. Yarın pazartesi çalışmamız lazım. Dinlenin iyice. Canım. Ya şimdi sen yalnızsın ya hani. Pazar pazar. Kötü olmuşsundur sen. O da bizimle gelsin mi? Gelsin, o da gelsin bizimle Doğan. Bu hiç iyi bir fikir değil hayatım. Hangisi? Sen hafta sonları dışarı çıkmayı sevmezsin ki. Ben fikir değiştirmeyi seviyorum. Evet. Ya bugün annemle biraz işlerimiz vardı da bu pazarı pas geçsek sana ayıp olur mu Ceyla? Olmaz. O zaman yarın görüşürüz ofiste. Tamam, zaten ofiste yarın şey yaparız. Ne bakımdan Efe? Daha maceralı çünkü. Kim ister oğlum macerayı? Her erkek ister vallahi. Genelleme yapma lan. Herkes aynı mı? Otur. Vallahi her erkek macera ister dayı. Bak mesela bizim sınıfta bir İrem var, var ya, ben ona fena takığım. Çünkü kız sürekli bir macera halinde. Bir de Melisa var, var ya, o da bana büyük yürüyor ama çok sıkıcı ya. O yüzden ben İrem'e daha okuyayım yani. İlkokul 2'de aşk üçgeni mi kurdunuz lan siz? Hayat çok hızlı akıyor dayı. Yeni nesil sizin gibi değil. Nerede akıyor hayat çok hızlı? Hayat her zaman aynı akıyor. Asıl siz bilgisayar önlerine kafayı gömdüğünüz için anlamıyorsunuz. Sanalla gerçeği karıştırıyorsunuz. Her şey hızlı olsun istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki öğretmenleriniz o bilgisayar önündeki karakterler gibi vız diye. Motorlu olan daha iyi değil mi efendim? Ya vallahi bence öyle. Dayı ben çok acıktım ya, bir pizza mı söylesek? 2 tane de kola söyleriz canım. Bana uyar ama annem duymasın ha. Oğlum dayı yiyen sırrı mezara gider, manyak mısın sen? Sonra da oradan parka gideriz, bisiklete binersin ha. Anlaştık. İyi. Bu ne arkadaş, 200 liraya pizza mı olur, soygun yapıyorlar resmen ya. Hadi iyisin, pizzayı dayına kilitledin bana. Kimin dayısı be? Bazen sana çok şaşırıyorum çocuk. Tamam oğlum işte, bunu buraya takacak. Ya tesisatçı bilir, sen götür. Tamam usta. Hadi. Oho, Ayşe Hanım. Çay işinde bayağı marka olmaya başladınız. Çaylarınız her gün daha güzel oluyor. Deniyorum işte Muammer abi. Her gün yeni karışımları icat ediyorum. Teoca bu duruma çok bozuk ama, biliyorsun değil mi? Vallahi küsen yatağını ayrı sersin. Çok doğumunda. Günaydın. Günaydın. Gel Doğan, otur. Yok ya, oturmayacağım. Akşama kadar oturuyoruz. Biraz ayaklarım açılsın. Hey, nasılsın, ne yapıyorsun? Standart. Standart mı?
Bugün pazartesi Doğan abi. Aa evet. Bir tık daha iyi olabilirim bile. Lan şu pazartesi neresi, ben bir tek seni gördüm ha. Ayırmıyorum aslında ya, ama böyle ne bileyim, pazartesi bana daha bir tatlı geliyor. Haluk Bilginer'in dizisinde şey var ya, bir lafı var, böyle bir konuşması. Salı günleri çok ezik bir gündür diyor. Hiç katılmıyorum. Bence salı da çok güzel. Haluk Bilginer'e bunu kesinlikle söylemen lazım Doğan abi. Senin ona katılmadığını bilmeye kesinlikle hakkı var bence. Söyleyeceğim tabii, bir karşılaşalım. Heh. Yanılıyorsunuz Sayın Bilginer diyeceğim. Bence salı günleri de hiç fena değil diyeceğim. Ha, söyle söyle. Bence çok şaşırır. Kendi bilir. Hadi kaçtım ben ya. Doğan abi, Taner Bey yine uğrayacak mı acaba? Ben ne bileyim Ayşe. Ayrıca bir nalbur Taner Bey'in neden uğrak mekanı olsun ki? Nalbur derken? Ya sen de kişisel alma. Ne demek istediğimi anladın işte. Hadi. Kerata ya. Çay. Bugün Ömit abi gelecek mi Nilüfer abla? Sana ne? Sana ne Fidan? Ne meraklıymışsınız Hamit'e ya? Herkes onu soruyor. Özür dilerim abla, ben sordum sadece. Sorma. Kimse bana Hamit'i sormasın artık. Tamam abla. Sen şimdi bir sakinleş. Ben bir çay demleyeyim, bir şeyler yiyeyim. Hamit Merdan. Sence ben benziyor muyum Hamit diye birine? Benden Hamit çıkar mı? Ben sadece sormuştum. Adresi burası da. Ne borcum? Nesi oluyorsunuz hanımefendi? Ne 80 bin lirası? Eşiyim. Hanımefendi, imza almam lazım da. İyi günler. Zemzem, ben sana demedim ama Doğan bizim Sivas'taki mal mülk işini halledecek. Çok para kazanacağız. Gider Çeşme'ye yerleşiriz. Vallahi mi Cevdet? Yerleşir miyiz hakikaten? Vallahi mı? Vallahi tabii. Hello, para bir gelsin. Ben gündeliği de bırakırım. Hem çocuk da yaparız belki o vakit. Ya Zemzem, kafan nereye gitti bir anda? Dur yavaş, hemen ne oluyor ya? Yok Cevdet, ben ondan demedim. Ya malum senin yaş geçiyor ya, ben ondan dedim. Yani şimdi çocuk doğunca baba yerine dede demesin sana yani. Hüst Zemzem, hüst! İnsanın yüzüne yüzüne! Cevdet! Doğru söylüyor kız. Aldın gencecik mis gibi kızı, hala laf ediyorsun. Melda abla ben şey... Sus! Sus! Bak bu kıza bir daha bağırdığını görürsem o gözlerini oyar, ikisini de löp löp yuttururum sana. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri, hiç. Ay bu şehirli karılar kocalarını dövüyor durda. Sen bir etrafa dikkatlice bak bakalım. Koca moca görüyor musun? Kim alır bu bastı bacakları? Ya o da doğru. Aman neyse, bana ne? Beni alan almış. Evet, seni alan aldı. O yüzden lütfen kocanın değerini bil. Aşk olsun Cevdet. Bilmiyor muyum? Ya böyle gözlerini devirip devirip... Apartmanın önünde git şu camları sil, beni künaha sokma git. Tövbeler olsun ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bir gören yoktur inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.